Merhaba arkadaşlar. Ne menem bir şey BES sistemi diyerek yola çıktığımız projede iki farklı hesapta hem kendi hesabımda hem eşimin hesabında kendi hesabımda İş Bankası, eşimin hesabında Garanti Bankası'nda 3 aydır 3. taksitimizde ödemiş bulunmaktayız. Ve ne menem bir şey BES sisteminde çoğunlukla çoğumuzun kafasında soru işaretleri bulunduran, kafamızı bulandıran kesinti meselesine şöyle bir el atalım. Şöyle bir konuşalım, sohbet edelim. Şu kesinti meselesi nedir? Nasıl çözülür? Hangi şirketler kesinti almıyor? Niye almıyorlar? Neye göre almıyorlar? Bu kesintiler ne kadar? Daha ne kadar sürecek bu kesinti meselesi? Bunları sosyal medyada da konuşan çok. Bunları ben de aradım. Anadolu Hayat Emekliliği'nin telefon hizmetlerinden, müşteri hizmetlerinde konuştum. Şöyle bir detaylara, hatta şuraya notlar aldım. Bunları da sizlere şöyle karalama yapmışım. Onları paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar, sosyal medyada yönetim gider kesintisi olmayan BES planları var. Bakın, her şirketin var. Anadolu Hayat Emekliliği'nin de var, Allianz'ın da var, Garanti'nin de var, Katılım Emekliliği'nin, Türkiye Hayat'ın da var. Mesela Garanti'de 1000 TL. Doğru. Eşimin hesabına 1000 TL 3 aydır yatırıyoruz. Hiçbir kesinti yok. Daha önce söylemiştim. Anadolu Hayat'ta 1500 TL ama bunu bugün müşteri hizmetlerinden öğrendim. 1500 TL'lik katkı payı ödemelerinde kesinti olmaması için başlangıç olarak 160 bin TL ödemeniz gerekiyor arkadaşlar. Peşin. Ya da 160 bin TL'ye ulaştığımızda arayacağız. Diyeceğiz ki kardeşim biz ayda 1500 TL ödeyeceğiz. Bundan sonra benden kesinti yapmayın. Böyle bir durum olabilir. İşte katılım emeklilikte 1695 TL, bakın 12 bin TL peşin demiş. Türkiye Hayat'ta 747 TL, 25 bin TL peşin. AGESA'da 100 bin peşin. Allianz'da 400 bin peşin. Ayda 250 TL. Hiçbir kesinti yok. Mesela yine 5.01 paylaşmış. Anadolu Hayat Emeklilik Usta Emeklilik'te ayrıca hiçbir ön ödeme yapmaksızın her ay 6 bin TL öderseniz hiçbir yönetim kesintisi olmuyor arkadaşlar. 6 bin TL. Ben şimdilik 1000'er TL devam edeceğim. Hem İş Bankası'nda Anadolu Hayat Emeklilik'te hem Garanti Bankası'nda Garanti Emeklilik'te 1000'er TL devam edeceğim. Bunları örnek olsun diye sizlerle paylaşıyorum. Bir de Garanti Emeklilik'te şunu yeni gördüm. Bakın bugün birisi paylaşmış sosyal medyada. Eğer Garanti Emekliliğiniz varsa her ay 1000'er TL yatırıyorsanız 12 ay sonunda 1000 TL'de promosyon ödülü varmış arkadaşlar. Bakın çok güzel. Biz çok severiz promosyonlar, ödülleri. Anadolu Hayat Emeklilik duysun. Bence böyle hediyeler vermek güzel. Hem Anadolu Hayat Emeklilik'te kesinti var hem de böyle hediye yok. Duymaları lazım bence. Ama güzel. Onların da güzel artı tarafları var. Diğerlerinin de artı tarafları var. Yeter ki birikime başlayın arkadaşlar. Önemli değil. 1000 liraymış, kesintiymiş. Bunlar pek önemli değil. Siz başlayın, gerisi gelir. Gelelim Excel'imize. Bizim her hafta neredeyse paylaştığımız ne menem bir şey BES projemizde Excel'i biraz geliştirdim. Şuraya eklemeler yaptım. Hem İş Bankası'nı hem Garanti Bankası'nı ayrı ayrı hesap etmek için. Sadece şurası tutmuyor. O da birkaç ay sonra sanırım düzelir. İş Bankası'nda Anadolu Hayat Emeklilik'te biraz geç geliyor. Güncellemeler geç geliyor. Garanti Bankası'nda hemen. Şak diye geliyor. Parayı yatırsanız da hemen geliyor. Anadolu Hayat Emeklilik'te biraz bir gecikme var. Yani bir gün, 6 saat, 5 saat neyse işte. Devlet katkısını da ödemesi biraz geç geliyor. Neyse. Arkadaşlar biz ne yaptık? 2024 ikinci aydan itibaren ben 5'er bin TL hem kendi adıma açtığım Anadolu Hayat Emeklilik'teki BES sistemine hem eşim adına açtığım Garanti Emeklilik'teki BES sistemine 5'er bin lira attım. Sonra her ay 1000'er TL'lik planı seçtik. Her ay 1000'er TL yatırmaya başladım. Bakın şu ilk satırdaki Anadolu Hayat Emeklilik İş Bankası'nı açtım. 8042 TL yatırmışız. 42 TL maksi puanı aktardık. Onu aktarabilirsiniz. Bakın bu çok güzel. Devlet katkısı bugüne kadar bakın 3 ay geçmesine rağmen aradan. İlk başta hata ettim. Ben kredi kartıyla ödedim. Bir daha bunu söylemek istemiyorum. Daha önce de konuştuk çünkü bu konuyu. Kredi kartı valör tarihi çok uzak. O yüzden nakit ödemenizde yarar var. Devlet katkısı o yüzden İş Bankası'na henüz çok az geldi. Umut ediyorum ki bu hafta içinde artık o 5000 liranın da 1000 liranın da devlet katkısı yatacak arkadaşlar. 29'u diye biliyorum.
2-3 gün sonra. Ate İş Bankası İştiraki Fonunu seçtim. Anadolu Hayat Emeklilik'te. Tek fon. Şimdilik. Paramız az. Acelemiz yok. Fon getirisi bakın bugün itibariyle 1097 TL olmuş arkadaşlar. Yani yatırdığım 8000 liraya karşılık 1097 TL fon getirisi olmuş. Kötü mü? Kötü mü yahu? Aylardır ben borsada kale seramik bekliyorum. Aylardır Europower bekliyorum. Aylardır başka hisseler bekliyorum. Bu kadar yükselmediler. Şuna bakar mısınız ya 1097 TL kar bıraktı bile. O yüzden diyorum mutlaka portföyünüzü çeşitlendirin, sepet yapın. Bunun içinde fonlar da olsun. Çok işe yarıyor. Gerçekten çok işe yarıyor arkadaşlar. Şöyle ekranı daha da küçültelim. Pek beni görmenize gerek yok. Her ay 1000 TL yatırıyoruz. Kesintiler bakın burası önemli dedik. Karalamalarımdan konuşacağım sizlere. 183 TL Anadolu Hayat Emeklilik bugüne kadar benden kesinti yapmış. Bakın şu en altta görüyorsunuz. Garanti Bankası'nda hiç kesinti yok arkadaşlar. Yani bu güzel bir şey bence. Yeni gelen müşteriyi cezbetmek için, vatandaşı alıştırmak için güzel bir şey gerçekten. Bakın toplamda Anadolu Hayat Emeklilik'te 8.669 TL'ye ulaşmışız. Ama ekran görüntüsünde 9.010 TL görünüyor. Bu nereden geldi emin değilim. O birkaç güne düzelir diye düşünüyorum. Garanti Bankası'nda da toplamda 10.816 TL'ye şimdiden ulaştık bulunmaktayız arkadaşlar. Garanti Bankası'ndaki GEH hisse senedi fonu. Garanti Bankası'nın kendi hisse senedi fonu. Gayet güzel. Bakın fon getirisi de Garanti Bankası'nda 1.211 TL'ye ulaşmış durumda. Bakın şurada görebiliyorsunuz. 1.211 TL. Kesinti yok. Devlet katkısı az önce belirttiğim gibi Garanti Bankası, Garanti Emeklilik, Anadolu Hayat Emeklilik'ten biraz daha hızlı çalışıyor. Gerçi onda biz kredi kartıyla hiç ödeme yapmadık. Hep nakit ödeme yaptık. Ondan da biraz etkisi olabilir. 1.605 TL olmuş arkadaşlar. Devlet katkısı getirisiyle beraber. Düşünebiliyor musunuz? Devlet katkısı yattı. Bir de ayrıca devlet katkısının getirisi yattı. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar şu Excel böyle kalsın. Yani bakmak isteyenler bakabilir. Soru sormak isteyenler yine yorumlarda da sorabilirsiniz. Şöyle bir bugün not aldığım şeyleri, karalamaları sizlerle de paylaşmak istiyorum. Hem kendi kafama takılan soruları. Belki siz biliyorsunuz. Belki işte burada söyledikten sonra sizin de aa öyle miymiş diyeceksiniz. Şimdi yönetim gider kesintisi var BES'e başlarken. Bir de ilk başlangıçta başlangıç aidatı var. Birçok kurum yani hemen hemen hepsi başlangıç aidatı almıyor zaten arkadaşlar. 1000 TL'lik bir başlangıç yaparsanız başlangıç aidatı almıyorlar. Yönetim gider kesintisi de ilk 5 yıl boyunca bakın ilk 5 yıl boyunca brüt asgari ücretin 21.000 TL brüt asgari ücret 21.000 TL 21.000 TL'nin yıllık %8'i yıllık %8'i 1.680 TL yapıyor. Onu da bölün 12 TL 12'ye 12 aya hemen hemen ayda 140 TL aylık 140 TL yönetim gider kesintisi var arkadaşlar. İlk 5 yıl bakın şimdi. Şurası önemli. Dedim ya Garanti Bankası'nda kesinti yok. İş Bankası'nda var. Şimdi Garanti Bankası'nda atıyorum 2 yıl sonra para ihtiyacım bol oldu. Bozdurmak istedim. Çıkmak istedim sistemden. Bu kesintileri peşinen alıyor bizden arkadaşlar. İş Bankası'nda nasıl olsa ödedik ya kesintileri almıyor. Ama Garanti Bankası 5 yılı doldurmadığımız için o kesintileri erken bozdurduğumuz için alıyor. Ayrıyetten ikisinde de anladığım kadarıyla hem Anadolu Hayat Emeklilik'te hem Garanti Bankası'nın emekliliğinde 5 yıldan önce sistemden çıkarsak ayrıyetten başlangıç aidatını da alıyor. O yüzden sosyal medyada çok söylenti var. Vay efendim ben BES'e girdim de işte şu kadar para yatırdım da çıkarken borçlu çıktım. E doğru bu kadar kesintileri ödememişsindir. Başlangıç aidatını hiç ödememişsindir. İkinci yılda çıkmak istemişsindir. E ikinci yıla kadar zaten ne yatırdın ki? Çok çok 20-30 bin lira yatırdın bugünün parasıyla mesela. O aidata gidiyor işte kesintilere gidiyor. Sen de borçlu çıkıyorsun maalesef. O yüzden BES sistemi
La bu cimi yok arkadaşlar. BES sistemi uzun vade bir sistem. Kısa vade düşünülmeyecek bir sistem. Çok uzun vade düşüneceksiniz ki işin sonunda hem 56 mı yaşımı geçeceğim hem BES sisteminde 10 yılı dolduracağım. Sadece ama sadece %5 stopaj kesintisi olacak toplam paradan. Pardon, toplam para değil. Toplam kardan, kazançtan. Kendi yatırdığınız paradan kesinti olmuyor. Şimdi devam edelim. Şöyle arkaya yazmışım bakın. Bazı bankalarda ve hesaplarda kesinti yok. Az önce söylediğim gibi belli bir miktardan fazla ödeme yaparsanız kesinti yok. Bir de peşin yatırırsanız ilk başlangıçta örnek veriyorum 160 bin lira, 100 bin lira, 40 bin lira, 400 bin lira peşin yatırırsanız 5 yıl boyunca kesinti yok. Az önce bahsettiğim gibi yıllık 21 bin TL asgari ücretin %8'i 1.680 TL yapıyor. Onu da 12'ye böldüğünüz zaman aylık 140 TL'ye denk geliyor. Bu sizin kesintiniz oluyor arkadaşlar. İşte kesintisiz sistemde daha fazla para yatırmanızı bekliyor sizin aracı kurumunuz. Anadolu Hayat Emekliliği aradığımda telefonda bana dedi ki 1.000 TL yatırmaya devam edebilirsiniz ama 160 bin TL olduktan sonra kesintisiz olabilir ya da şimdi hemen 160 bin TL yatırırsınız 1.000 TL yatırmaya devam edersiniz kesintisiz devam edersiniz diyor. Garantide de 1.000 TL ile kesintisiz devam. Ama işte 5 yıldan önce bozarsanız o kesintileri peşinden sizden geri alıyorlar arkadaşlar. Anadolu Hayat Emekliliği de ayrıca işte peşin para ödemezseniz her ay 6.000 TL'lik bir plana geçerseniz o zaman kesintisiz bir şekilde devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi ne menen bir şey bu BES sistemi, labucimi yok kardeşim. Uzun vade yapacaksınız. Bu sistemin içinde uzun vade olacaksınız. Peşin bir yerden para mı geldi? Yedek akçeniz mi var? Atın buraya. Atın buraya. Nasıl olsa siz burada hatırladığım kadarıyla 240 bin TL'ye kadar yılda atabiliyorsunuz paranızı. 240 bin TL bu yıl için. 240 bin TL'nin %30'u kadar devlet katkısı alabiliyorsunuz. Şimdi ben 1.000 TL 1.000 TL yatırıyorum ya. Çayımız da soğumasın. 1.000 TL 1.000 TL ne oluyor? Yılda 12 bin TL oluyor. Nerede 240 bin TL? Nerede 12 bin TL, değil mi? Yedek akçeniz varsa ya da arabanızı sattınız, evinizi sattınız, uzaktan işte bir arsa sattınız, bir şey oldu, para var. Bu parayı yatırabilirsiniz. Karşılığında %30 devlet katkısını hak kazanırsınız. Ama yine 10 yıl bekleyeceksiniz. Yine 56 yaşını bekleyeceksiniz. O zaman kayıpsız, kesintisiz hak ettiğiniz parayı alabiliyorsunuz ya da emekli olabiliyorsunuz sistemde. O yüzden BES sistemi bence güzel. Her portföyde olması gerekiyor. Acele etmemek gerekiyor. Öyle ben çok para yatırayım da çok kazanayım derdine girmeyin. Nasıl olsa inanın şurada bakın 3 aydır yatırmışız 8.000 TL, 1.100 TL kar bırakmış, 1.200 TL garantide kar bırakmış. Devlet katkısı hariç. Bir de devlet katkısı var bakın şurada. Garanti Bankası'nın. Toplamda 2.700 TL olmuş. Kötü mü? Kötü mü ya? Bence çok iyi. Değil mi? Yanlış. Yanlış konuşmayalım. Evet, Garanti Bankası'nda şu anda devlet katkısıyla beraber 10.800 TL paramız bulunuyor. Ama ben 8.000 TL yatırmıştım. Yani 2.800 TL'si kar arkadaşlar. Gayet güzel. O yüzden hep söylüyoruz, hep söylüyoruz. Ne menen bir şey bu. BES sisteminde uzun vade olacaksınız. Uzun vadeci olacaksınız. Labucumi yok arkadaşlar. Biz bu BES sisteminde yatırıma devam edeceğiz. Ben hem kendi adıma hem eşimin adına ayda 1.000'er TL yatıracağız bakalım. Emeklilik artık hayal oldu. SGK emekliliğiyle nasıl geçineceksiniz? Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.